da kalıyor gibi görünüyor. Şimdi bugün partiler adaylar için toplanacak dedik. Çok sayıda önemli bölgenin adayı açıklanacak gibi duruyor ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce bugüne söz vermişti, randevu vermişti. Sessizliğini bozdu ve aday açıkladığı iller var. Aynı zamanda İstanbul'da da aday açıklayacağını ifade etti. 3 tane adayın olduğunu söyledi MYK toplantısı sonrasında. İstanbul adayımız da belli olacak dedi. Seçimlere kendimiz giriyoruz ifadesini kullandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Deniz Yücel'den jet hızıyla açıklama geldi. Şöyle diyor Deniz Yücel, şu anda arkamda da görüyorsunuz. Partimizle Memleket Partisi arasında 4 Ocak'tan itibaren yerel seçimde işbirliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürütülmüştür ifadesini kullanıyor. Bu görüşmeler esnasında ilkesel duruş konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sayın Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik diyor Deniz Yücel. Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Süreç parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansaydı asla yapılmayacağını biliyoruz diyor Deniz Yücel. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsünden gelen açıklamanın özeti şöyle: bir pazarlık gerçekleşti aramızda, biz o pazarlığın neticelendirmedik, karşılığını vermedik taleplerinin, dolayısıyla böyle bir açıklama geldi ifadesini kullanıyor. Çünkü Muharrem İnce çok radikal bir şekilde dedi ki biz siyah ve beyaz kadar ayrıyız Cumhuriyet Halk Partisi ile dedi. Deniz Yücel aksini ifade ediyor. İstediklerini verseydik bu ifadeleri kullanmayacaktı. Açıklaması geldi. Bakalım Muharrem İnce'den konuyla ilgili bir yanıt gelecek mi, gün içerisinde takip edeceğiz. Şimdi siyasette neler yaşanıyor? Bugün parti meclisi toplantısı var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne adaylar açıklanacak dedik. Artık resmen seçim atmosferine girmiş durumdayız. Dolayısıyla yerel seçimleri bir konuşmak gerekiyor. Siyaset bilimci Sezin Öney bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi Muharrem İnce'nin açıklamasıyla başlayalım isterseniz. Jet hızıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir yanıt geldi. Bugün seçimlere tıpkı İYİ Parti'nin ifadeleri gibi hür müstakil gireceklerini belirttiler. Ve İstanbul'da da aday açıklayacağını söyledi Muharrem İnce. CHP ile de biz taban tabana zıttız, siyah ve beyaz gibi izleyerek hedefine koydu. Cumhuriyet Halk Partisi de diyor ki böyle bir şey yok. Bu ifadeleri daha önceden kullanmadı. Bir pazarlık süreci gerçekleşti. Pazarlık sürecinde de talepleri yerine getirilmeyince böyle bir çıkışta bulundu. Üzüldük diyor. Ne olur Muharrem İnce'nin bu açıklamaları sonrasında İstanbul'da aday çıkarmasıyla birlikte seçim sonuçları nasıl etkilenir, nasıl okumak gerekiyor? Şimdi bütün bu adayları bir kere bu anketleri en baştan yapmak gerekecek ve en baştan okumak gerekecek. Her parti, hemen her parti, bir tek arada Yeniden Refah ve tip farklı şekilde, işte tip zaten CHP lehine aday çıkarmayacağını açıkladı. Ama onun dışında Yeniden Refah'ın özellikle iktidar kanadını, Cumhur İttifakı'nı etkileyecek açıklamasını bekliyoruz. Orada ne olacağı belli değil. Ama onun dışında hemen hemen bütün partiler aday çıkarıyorlar. Tamamen o bildiğimiz Millet İttifakı dağılmış ve herkes kendi adayını çıkarır durumda ve ötesinde de tabii başka adaylar, Zafer Partisi adayı önemli mesela. Şimdi bu tabloda bütün anketlerin yeniden yapılması gerekecek. Bu kendi gerçekliğini yeniden oluşturan bir durumdan bahsediyoruz. Ve seçmen de çoğu kararını vermiştir zaten aslında. Onların tekrardan herhangi bir şekilde etkilenip etkilenmeyeceğini göreceğiz. Çoğu kararını vermiştir diyorum çünkü zaten siyaset biliminde de seçimlerden yaklaşık işte 90 gün önce kararlar artık netleşmiş oluyor. Günümüzde son dakika seçmenleri artıyorlar. Bu doğru. Fakat yine de büyük çoğunluğun kararını zaten seçimlerden oldukça önce, yaklaşık 2-3 ay önce, yani 3 ay denir buna ama Türkiye şartları, değişen koşullar diyelim, 2 ay önce bugünlerde artık vermiş olması lazım.
Bu yeni adaylar bakalım işte ne kadar etkileyecek vesaire. Bu önümüzdeki 15 günlük süreçte bu saha çalışmalarının artık nereye gittiği, ne vereceği belli olur. Ve biz de tam bir anket tablosu önümüze koyup bakabiliriz. Daha öncekilerin biraz geçerliliği kalmamış olabilir açıkçası. Evet, şimdi bugün Cumhuriyet Halk Partisi de bakalım hangi bölgelerde hangi adayları açıklayacak. Elbette açıkladıktan sonra daha net isimler üzerinden de konuşabiliriz ama zaten seçmenin çoğunun karar verdiğini de söylüyorsunuz. O zaman burada kimlik siyaseti değil de yani partiler üzerinden mi? Vaatler bir kenarda, bir diğer tarafta da partiler ve siyasi figürler var. Daha çok partiler ve siyasi figürler üzerinden mi gidiyor bu yerel seçim, yoksa hakikaten projelere, vaatlere de bakılıyor mu? Projeler, vaatlerde bu saatten sonra çok etkileyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. İktidar tarafından benim beklediğim işte bir deprem genel konusunu odağına alan ve tarihin paketi, işte kentsel dönüşümde biz devlet desteği